Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin salavat. Kardeşler, Ramazanımızı Allah mübarek eylesin, kabul eylesin. Kalan ömrümüzü kullandığımız ömürlerden hayırlı eylesin. Tuttuğumuz oruçlar var. Onlardan daha hayırlı olsun tutacaklarımız inşallah. Allah merhameti çok büyük. Büyük iste. Günahlarımızı da meccanen affetsin. Amin. Yani hiç sebep yok. Günahlarımızı Cenab-ı Hak İsmi Azam'ın hatırına, Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın hürmetine, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın şerefine affetsin. Risale'de geçen bir dua. İsmi Azam'ın hürmetine, Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın hatırına, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın şerefine. Amin. Şimdi sevgili kardeşler, şöyle bir şey geldi de ondan buna ihtiyaç duydum. Niye buna ihtiyaç duydum? Bu muhakimattan okuyacağım. Diyor ki, Mehmet, ciddi bir soru ama çok hem rahatsız etti beni, hem de duygulandırdı, hem de ne bileyim sizi de yapar zaten. Abi biz bunları okuyoruz. İmanımızda sorun yok. Sıkıntıları niye kontrol edemiyoruz? Sıkıntı olmaması mümkün değil. Böyle bir dünya yok. Allah Resulü'nde vardı. Sende bende mi olmayacak? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam evinde vardı. Bizim evde mi olmayacak? Ulema demiş ki, sıkıntının olmasından değil, çözüm yöntemsizliğinden korkun. Yani neyle çözeceksin? Çözüm yöntemi. Dertler, sıkıntılar, kederler celali olduğu için, ademi olduğundan dolayı yaşam enerjisidir. Olmasa yaşama enerji olmaz. Güneş gibi yani. Güneşte şu dışarıda gördüğümüz yeşillik var ya, ağaçlar. Yeşillendi, çiçeklendi değil mi? O ateşten işte, güneşten olmuş. Ne alakası var işte? Nükleer bir santral olan güneşten bak çiçek olmuş. Böyle yani. Celali tecelliler cemali canlı tutuyor. Şimdi dedi ki, biz iman hakikatlerini okuyoruz. Niçin iman hakikatlerini okuyoruz? Niçin sıkıntılarımızın altında eziliyoruz? Niçin sıkıntı oluyor değil. Sebebi çok çeşitli alınabiliyor. Çok çeşitli cevapları var. Tabii hepsini bir, ben fazla değil 15-20 dakika veya yarım saat planladım. Bir yer okuyacağım. Niye böyle oluyor? Diyor ki, buradan okuyorum. Evet, biraz daha. Tıbbi hendeseye kıyas ederek, tabibe bedel, mühendise müracaat edip, gösterdiği ilacı istimal eder ise, akrabasına taziye vermeye davet ve kendisi için kabristan-ı fenanın hastanesine nakli mekan etmek için bir raporu istemek demektir. Ne demek? Ne dedi İbrahim? Kitap açtın mı? Ya. Ne anladın abi? Tarih sana da soracağım. Bak şimdi. Tıbbi hendeseye kıyas ediyor. Bu da üniversite mezunu. Üniversite. Ama birisi tıp, birisi mühendislik. Şimdi hasta adam tıbbı mühendisliğe kıyas etse. Bu da bir sanattır. Bu da ilimdir. Bu da ilimdir, bu da ilimdir. Ne farkı var? Tıbbı, tıp meselesini mühendisliğe kıyas etse, o da mühendislik ama bu bina mühendisliği, bu beden mühendisliği. Hepsi mühendisliği ayrıdır. Göz mühendisi, kulak boğaz mühendisliği, ortopedi mühendislik, bina mühendisliği. Hele hele bunlardan çok çok öteye müceredat-ı sırfa denilen ulvi, kutsi, somut olmayan, soyut olan manevi kavramlar, ruhsal, vehim, vesvese, hayal, bunlar müceredat gibi bir şey yani. Maddede gözükür, madde olmayan.
Onların da bir mühendisliği var. Vehim, düşünce mesela. İnsanın zenginlik katar. İfrat, tefrit vasatı var biliyorsunuz. Vesvesenin de ifrat, tefrit vasatı var. Vasatı nimet. Teyakkuza sebeptir, tahariye dahildir, ciddiyete vesiledir vesaire var ya. Ha, şimdi her şeyin bir mühendisliği var. Sen onu karıştırırsan, bu da mühendislik diye tıbbı, hendeseye, mimarlığa, mimarlık var ya, inşaat mühendisliğine kıyas edersen, ederek, tabibe bedel, mühendise müracaat edip, mühendis bey, inşaat mühendisi, benim şuram ağrıyor desen, gösterdiği ilacı istimal eder isen, sen eğer böyle bir yapar da onun gösterdiği sokak hocaları var ya, sokak hocalarına itimat edilemediği gibi sokak doktorlara da edilmez. Tıpçılar kendileri söylüyor sağları. Aynı baş ağrısı. Kadına, erkeğe, çocuğa, yaşlısına değişiyor. Yani anlamı değişiyor, dozu değişiyor. Bir tanesi dese ki sokakta, bu ilaç bana çok iyi geldi. Sen de aynı hastayız, sana da iyi gelir. Hayır, mizaç farklı. İşte sen onun gösterdiği ilacı istimal eder ise ne olur? İşi ehline sormasan kısacası, akrabasına taziye vermeye davet. Benim akrabama gidin, benim vefatımda taziye diyorlar ya, ben daha yaşarken akrabama gidin beni taziye etsinler. Beni siz taziye edin akrabama. Başsağlığı dili. Akrabasına taziye vermeye davet, kendisi için kabristan-ı fena'nın hastanesine nakli mekan etmek için bir rapor istemek demektir. Yani işin ehline soracaksın. İşi ehline soracaksın. Bu sahası ne? Her şeyi bana sormayacaksın. Külliyatta ben hangi sahada sahamdır? Benim işim biraz bu. Yani benim külliyat. Mesela ustadın kaç tane talebesi vardı, şimdi ne yapıyorlar? İşte ustad kostümadan çıktı da şöyle detay, yani ana şeyleri bilirim de bilmem. Ebced hesapları nasıl şey yapıyorlar, şunu Ecep çıkartıyorlar değil mi, uçuşuyor havalarda. Ben bilmem, sağım değil. Haddimi biliyorum. Haddimi biliyorum. Her şeyi el atmak demek, her şeyi bırakmak. Benim sağım değil. Ama benim sağım bu. Benim içsel böyle. Diyor ki, kezalik hakaiki mahsa ve mücerredat-ı sırfadan olan maneviyatta, mesela lemalarda söylüyor, lemalarda. Hatırlar mısınız? 17. lemada şey. Bak şöyle diyor. Açarım burada da ben ezber söyleyeyim. Bu adam buharı buldu. Bu adam atomun çekildiğini keşfetti. Bu adam nükleer santrali çözdü. Bu adam bilmem neyi buldu. Dolayısıyla maneviyatta da konuşmaya selahiyetlidir, selahiyeti vardır, söz sahibidir diye. Onun sözü iman meselesinde ölçü yaparsan aynı böyle olur. Buharı da buldu. Yani şöyle derler, diyorlar ki, sizin söylediğiniz Allah ve ahiret olsaydı, suyun kaldırma kanununu yapan adam da iman ederdi. Oysa o dindar da. Yani o zaman bu tür şeylere müracaat edersen bu bitti. Şu işte sayfa 117'de başlıyor. Ondan sonra 17. lemada bunu anlatıyor. Daha şeye kadar, 8. notaya kadar geliyor. 17. notada ey küfrü küfranı dardı bedbahtım, işte burada anlatıyor. Yani buharı keşfetmiş, dolayısıyla maneviyatta da söz sahibidir değil işte. Kezalik hakaiki mahsa, yani maddede olup madde olmayan müceredat, yani somut değil soyut, buna somut derler ama bunun hakkında benim bilgim soyuttur. Soyuttur. Ve bazı şeyler var ki somut değildir, yoktur ama kafamda var. Maneviyat. Mesela
kendim çıkarttım vehimler. Yok yani maddede, kainatta yok. Şirk mesela. Kainatta, varlıkta yok ama kafasızın kafasında var. Diyor. Ustadın sözüdür. Kafasızın kafasında. Hakaiki mahsa ve muceredat-ı sirfeden olan maneviyatta da aynı, bak abiler. Tıba ait meseleyi hendeseye sorulmadığı gibi dine ait meseleyi de maddiyatın en kesif şeyine taagul etmiş, meşgul olmuş bir insana onu ölçü yapmak, onun sözünü muteber almak yanlış olduğu gibi doktorluğu doktorla, maneviyatı da ehline soracaksın. Televizyona çıkan ekranlarda din tamir davasındaki din tarihçilerine de sormayacaksın. Bu tür meseleleri maddiyunun hükümlerine müracaat, fikirleriyle istişare etmek adeta, ne demektir bu? Adeta yani tıbbı hendeseye kıyas etmek gibi latife-i rabbani denilen kalbin sektesini, iki, cevher-i nurani olan aklın, cevher-i nuranidir, nurani bir cevher olan aklın sekeratını ilan etmek demektir. Evet, her şeyi maddiyatı arayanların akılları gözlerindedir. Göz ise maneviyatı göremez. Şimdi esas okumak istediğim, bunu mukaddeme yaptım. Okumak istediğim yer burası değil. Psikoloji yapacağız ya. Birincisi ne anladık, burada ne çıkarttık? Bir abiler, her şeyi ehline soracağız. Bir konuda uzmansa, ihtisassa, o konunun da ihtisasıdır denmeyecek. Bunu uygulamada yapayım. Psikolojini herkese sorgulatma. İki, doğruların var ya, doğruların. Acaba doğrudur mu diye sağda solda konuşursan, işin ehli olmayanlar itiraz ederse senin fikrin çatallaşır. Doğrularından şüphe etmeye başlarsın. Doğrudan, kendi doğrundan bile sen de şüphe etmeye, acaba ya. Doğrularını kimseye sorgulatma. Doğrularını kimseye sorgulatma. Sahan olduğu noktada değil mi abi? Evet. Sahan olduğu noktada emsal olmayabilir. Mesela diyelim ki sahan Risale-i Nur. Ama hangi sahasıdır yani? Risale nesinde usta? Mesela uygulayayım ben. Rüştü abi laikalarda uzmandı. Laikalarda uzmandı. Beni o şekillendirdi laikalar. Aynı kuşağın insanı olan Hızır abi, manayı şekile, şekli manaya dönüştürme, misal vermede uzmandı. Yetişilemezdi. Bir şey sorardın, aynı bunun gibi derdi hemen. Uzman o. Abiler hakkında ben size malumat vermiştim. Şu abi şu özelliği var, şu abinin şey. Farklı farklı. Demek ki biz işi ehline soracağız. Doğrularımızı naillere sorgulattırmayacağız. Ondan sonra doğruyu doğru kaynaktan doğru yöntemle alacağız. Doğru. Doğruyu doğru kaynakta doğru yöntemle alacağız. 4. Doğruyu doğru zamanda doğru kişilerle doğru yerden alacağız. Bu mukaddemeydi. Esas okumak istediğim burası değil, psikoloji. Demek ki paldır küldür iki kişilerin sözüne kulak vermeyeceğiz. Eylem itibariyle bir tane de hatırıma geldi. Önümüze gelen kitap okumayız. Önümüze gelen vaazlara, sohbetlere gitmeyiz. Önümüze gelen kişinin kolunu bizi tutup götürmesine müsaade etmeyiz. Yani o videolara, bu kitaplara müracaat etmeyiz. Kardeşim doğru bir yani şeyi anlatıyor ya. Doğru bir şey anlatıyor. Risale anlatsa bile her video açılmaz. Niçin? İmam-ı Rabbani Hazretleri demiş ki, masa doğru olsa o kitap ama sahibi ehli bida olsa onun bidatı size sirayet edebilir. Eder diyor. Şey gibi, FETÖ gibi. Diyor. Evet. Evet. Adam. Şimdi ben esas okumak istediğim psikoloji şu. Yani dini doğru yöntemi yanlışta kullanılıyor. Bir de
burada tıbbı hendeseyi kıyas etmek var ya. Mesela doktorlar Allah yardımcısı olsun. Müslüman doktorlardan şey yapıyorum. Yani sebep sonuç o kadar putlaşmış ki bunun dışına çıkamıyorlar. Onun için de çok Allah yardım etsin onlara. Yani sebep varsa sonuç vardır. Sonuç varsa sebep de vardır. Sebepsiz sonuç, Allah sebepsiz tecelliyi anlayamıyorlar. Mesela sebep sonuç ilişkisi Esma'nın tecellisidir. Sebepsiz sonuç yaratmak İsm-i Azam'da olur. Sebep kullanmaz. Kur'an'da bunu iki yöntemle Kur'an'ı. Biz yarattık diyor, ben yarattım diyor. Tamam. Sebepli yaratılmaya biz diyor, sebepsiz yaratılmaya ben diyor. İlk yaratılmalara ben diyor, sonra yaratılmalarda esmaların bütünlüğü, bu esma, o esma, Rahman, Rahim, Kerim, Adil vesaire isimler, her bir isim bendir, her bir isme bendir. Ama bu benleri toplansam biz olur. Bunu kastederek biz yarattık diyor. Ne var o zaman? Rahman var, Rahim var içinde, Kerim var, Hay var, Latif var, Kudret var, Samet var da var. Ama ilk yaratılmada esbapsız yaratmış. İsimleri kullanmadan direkt yaratmış. Direkt yaratmış. O ben. Şimdi sebepsiz sonucu, sonuç varsa sebep vardır, sebep varsa sonuç da vardır, sonuç varsa sebebi de vardır. Bu materyalizmin bize dayatmalarıdır. Mutlaka bu olur diye. Bizim doktorlar Allah yardım etsin yani. Mesela diyor ki Allah Allah bu düzeldi. Düzelmemesi lazım. Mesela hepiniz duyarsınız. Allah Allah bir bakıyor. Lan sen yürüyememen lazım. Buraya canlı gelmemen gerekiyor. Ama gelmiş adam. Rastlamıyor musun? Acıktı. Allah Allah. Daha biter. Ne oldu doktor bey diyor. Ya sen yaşamaman lazım değil gelme. Ama yani hem yaşıyor hem geldi bak. Arabada kullandı. Duyarsınız değil mi onu? Nasıl oluyor? Çünkü sebebi putlaştırdığı için böyle oluyor. Adam çok hepimizde belki de çok dehşetli hastalık var ama haberimiz yok. Hiçbir tesiri yok. Hiçbir şeyi yok. Etkilenmiyoruz. Git hastaneye 10 tane sebep çıkar. Senin gibi kaç ay? 23 yaşında mısın? Git 3 tane hastalık çıkartır sana. Yani putlaştırma. Ben şimdi esas psikolojiyi okumak istiyorum. Sayfa arkadaşlar çok ilginç. Niye bu halimize geldik? Risale okuduğumuz halde. O dedi ya çok ağrıma gitti. Risale okuduğumuz halde, risale okumak ne demektir samimi okuyana? Diyor ki, metni okuyorum. Ahkam adilanesiyle, Risale-i Nur'un dersleriyle, kanunu yakala ya, her şeyi kullan. Sayfa 7. Ahkam adilanesiyle, nevi beşerin nizam ve muvazenet ve terakkisine kefili mutlak ustad-ı kül olmuştur Risale-i Nur. Şimdi, Risale-i Nur okuyanlara bir eline metre veriyor. İki eline kantar veriyor. Ve maddenin arkasına geçecek terakkiye kefili mutlak olmuş. Ve ustad-ı kül olmuş. İken niye gene sıkıntım var? Sonra bunu okuyacağım keseceğim. Acayip değil mi kanun? Her yerde kullan. Bir daha. Risale-i Nur ahkam adilanesiyle. Yani bazıları diyecek ya bu böyle buyursan demiyor. Tamam kardeş demiyor işte. Bu kanundur işte. Benim işim bu dedim ya. Ben çekirdeğini yakalarım. Çekirdeğini. Ağaçtakini sen gör. Çekirdeğini yakaladı mı o çekirdek bazen çıkar. Ağaçta gözükür bazen gözükmez. Bu çekirdek şu burası. Mahkeme çekirdek demek. İstediğin yerde kanununu kullan. Ben psikolojide kullanıyorum bak bunu. Ahkam adilanesiyle okuyoruz. Bak Buhari keşfetti diyor. O zaman diyor ahiret bu meselesinde bu yok dese demek ki yoktur. Niye? Buhari keşfeden onu da keşfeder. Her şeyi biliyor. Oysa başka bir şey söyleyeceğim. Yaslanın iyice. Buhari keşfeden insanlarda ne kadar meşhur? Ruhumda ahireti keşfeden, Allah'a keşfeden Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bu kadar meşhur değil.
Ruhta ahireti keşfetmiş. Şu keşife bak. Nasıl keşfetmiş? Bendeki beka arzuları, istidat ve kabiliyetlerim hep orayı gösteriyor. Akılla, felsefeyle çözülemeyecek meseleleri ki kabir ve insandaki ebed sesi ve insandaki bir anda her yerde olmak, dertsiz, kedersiz olmak, ölmemek, her şeyi bilmek, hiçbir şeyin altında kalmamak, her şeyi önüne koyup her şeyin arkasına kalmak gibi insanın içsel alemini keşfetmiş. Bu buharı keşfetmeye mi benziyor? Diyelim ki buharı keşfetmemiş. Olmasa ne olur? Keşfedilmediği zaman da yaşanmış. Bakın yer çekimi kanununu adam buharı keşfetmiş. Meşhur. Kafasına elma düşmüş. Yani keşfetmiş. Suyun kaldırma kanunu keşfetmiş. İnsanın ruhundaki ahireti, insanın ruhundaki Allah'ı keşfedeni bu kadar meşhur değil. Nasıl bir keşif? Bundan daha büyük keşif mi olur? Ahkam adilanesiyle, Risale-i Nur'un o konularıyla, mevzularıyla ne bir beşeri, nesini ühdesini alıyor? Diyor ki bana talebe oldun mu abi Yusuf? Bana talebe oldun mu? Ben senin diyor terakkine kefili mutlağım. Sonra ben seni her konuda ustadı kül olacağım diyor. O zaman ben de buna soruyorum. Ve psikoloji böyle çıktı. Bak benim derdim var. Hakikaten sıkıntım var. Bu aslında en büyük. İnsanları inletiyorlar. Yok şu kadamatlıyı, şunu uygularsam psikolojin gitti, şu bilemem. Yok alternatif tıp ver vesaire. Bir sürü şeyler var ya. Ya kardeşim bu aslında derdi mi bu psikoloji? O zaman burada olması lazım. Çözüm olması lazım. İşte diyor ki ben senin terakkine bu olaylardan sıyrılmana kefili mutlağım. Tamam okuyorum, sıkıntım niye var? Şundan. Gene sıkıştırdı manaya geldiğini. Şundan. Nerede hata yapıyoruz? Hata nerede? 8. sayfa. Şurada hata yapıyoruz. Sonuç bu. Metni okuyorum. Sonra izah edeceğim. İslamiyetin maz ve lübbünü terk ederek kışrına ve zahirine vakfı nazar ettik. Aldandık. Ve sui fehim ve sui edep ile İslamiyetin hakkını ve müstahak olduğu hürmeti ifa edemedik. Ta o da bizden nefret ederek evham ve hayalatın bulutları ile sarılıp tesettür eyledi. Bir daha okuyayım, izah yapacağım şimdi. Sui fehim yanlış anlaşılıyor. Buraya geçeceğim, anlatacağım bunu. Sui fehim. Ahmet abi sen bunu buraya kaydır, buraya getir. Ben sui fehimi anlatacağım. Bir daha okuyorum. Hata yap, şurada yapıyoruz. İslamiyetin maz. Maz nedir abiler? Öz. İçi. İslamiyetin içi. Bir kışrı var. Bir de her şeyin ama. Her şeyin bir soğan kabuğu gibi. Dışsal tarafı var. Mesela ağacın çekirdeği var. Evveluhu ismine bakar. Ağacın meyvesi var. Hangi isme bakar? Ahiruhu. Ağacın zahirisi var. Hangi isme bakar? Zahiruhu. Ağacın batınısı var, batına bakar. İşte bunu insana uygularsak uygulayayım. Her şeyin soğan kabuğu gibi dışarıdan çıkıyorum, giriyorum. Sureti var, eylemdedir. Kanuniyeti var, insanın içindedir. Hakikati var, esmaya dayanır. Mahiyeti var, Allah'tadır. Mesela uygulayayım bir tane, ondan sonra geçeyim. İmanın en zor olanı yapıyorum ki. İmanın sureti var, kanuniyeti var, hakikati var, mahiyeti var. İmanı yapıyorum. İmanın sureti eylemdedir. Nedir o? Bazı davranışları sana yaptırmamış, bazı şeyleri yaptırmış. Siman, sesin, davranışın, fedakarlığın, karamanlığın, senin eylemde herkeste farklısın. Niçin oluyor bu farklılık? Siman değişik. Fedakarlığın değişik. Namaz kılıyorsun, oruç tutuyorsun. Niye tutuyorsun? Bu surettedir. İman, şimdi oruçuz. Simamız farklı çünkü namaz kılıyoruz.
Sırf böyle ilim yaparsa, kafir dahi olsa, fen ilimleri yapsa simaları beyazdır. Nurani değildir. Nurani değildir, beyazdır. Eğer maneviyat ilimle meşgul olursa pembe olur. Sırf ona hürmeten ilimle meşgul olduğu için Allah o sıfatı onda tecelli ettiriyor. Beyaz yapmış. Görüyor musun? Allah imal etmiyor. Şimdi herkes de farklı. Alevisi, Sünnisi, Şiası, efendim Fransızı vesaire herkes simadan belli. Bu nedir? İmanın sureti. Sureti bu eylemdedir. Davranışsaldır. Gir içeri. Kanuniyeti nedir? İç alemindeki doyumumuzdur. Yani Allah ve ahirette ümitli yaşatmaktır. Teslim ve tevekkül, itimat ve kanaat haletlerini sana olgunlaştırmaktır. Yani uhrevi bir adam olmak diyor Risale tabiriyle. Artık uhrevi bir alem olmak. Bugün bir sordum o şeye. Bugün sorduğuma size paylaşayım. Böyle bir kaptı beni böyle. Bir fırtına geldi, bir sıkıntı geldi. Gece olur böyle bazen. Ona sordum. Hayırdır dedim ya. Nasıl gelebiliyorsunuz dedim. Yani böyle Allah dedim Risale-i Nur'u bilmeyenlere, teslim, tevekkül, itimat ve kanaati olmayanlara veya zayıf olanlara, Allah ve ahiretten ümidi pek olmayanlara Allah yardım etsin, bana da etsin, herkese de etsin ama bu mesela bu nasıl, bunda nasıl sıyrılacak diye konuşuyorum. Konuştum bir saatte. Bazen belki Yusuf duyar. Aynı katta kalıyorum sesini, konuşmamı. Sanki birisi var gibi. Böyle sonra baktım ki konuşuyorum ki cevap gelsin diye. Cevap geldi. Mesela ölüm, o gece hiç kimse yok. Herkes bitmiş. Ölüm korkusu adam sardığı zaman gece nasıl bundan sıyrılacak diye sordum. Ya dedim bu ölüm korkusu ben acaba bunu nasıl bu kadar ders yaptım ama yani bunlar geliyor bize de onlar da geliyor. Nasıl şey yapılıyor? Cevap neydi biliyor musun? Hoşunuza gidecek bir şey. Müslümana öleceğine yakın ölümü sevdirtir dedi mektubatta. Öyle bir halet veriyor ki teris olmayı kendi haişkar olur diyor arzular. 17. Leval da var abi. Var değil mi? Sözlerin başı komple. Yani Allah acayip bir halet veriyormuş. Çok rahat. Terisi dört gözle bekliyor adam. Şimdi sonuç neydi? Bir daha okuyorum, uzattım. İslamiyet'in bir mazı var, özü var, şeyi var, özü var, lubu var. Biz bunu diyor, anlamadın mı? Bak kendisi izah ediyor. İslamiyet'in mazı ve lubunu terk ederek İslamiyet'in içsel yapısını, içsel yapılandırmasını şekle indirdik. Sakal, cübbe, şu. Ondan sonra ahlak yok, fazilet yok, erdemlik yok, irfanlık yok. Ariflik yok, geçimsiziz, en ufak bir şey demek şey yapıyor, isyan ediyoruz. Cenab-ı Hak diyor ya, bu gece kimleri affetmem diyor. Bir şirk koşanları, berat mübarek gecelerde iki tayfa affedilmiyor. Çok acayip. Allah'a şirk koşanları, bir de anne babasına asi olanları. Çok acayip ya, ağır bir şey ya, çok ağır. Şimdi niye? Ya kardeşim... Ya maddi sebepler sebep değil ya. Şimdi İslamiyet'in maz ve lübünü yani şeklini esas aldık. Şeklini esas aldık. Lübünü, özünü terk ettik. Zahirine vakfı nazar ettik. Arapçada da öyle. Yenserenen suru. Zahirine ibareyi çözmekle meşgul olduk. Manasını koy. Ne zaman olacak? Sonra 15 sene, 10 sene Arapçayı öğrenmeye tamam öğreneceksin de niçin bu aletti, bu vasıtaydı? Sonuç değildi bu, süreçti. Sonuç manasıydı. Manaya gitmeden vefat etti. Kalıbıyla meşgul oldu. Diyor ki zahirine vakfı nazar ettik. Risale'nin sonuçtur. Demek ki hata nerede? Niye psikolojimiz bozuluyor? Bir, İslamiyet'in zahirine hası nazar ettik, içini terk ettik, aldandık. İçimizi yapılandırmayla meşgul olmadık. Şey demiş ya Hazreti Peygamber aleyhisselam, yani diyor, herkes dünyasını tamir ederken, dünyasını,
sen ahiretini. Herkes dişini süslerken sen içini. Böyle 3-4 tane tekerlemesi var. Mesela diyor kafirlersin, dişi süs, içi pis. Evet. Şimdi demek ki biz Risale-i Nur'u okuduğumuz halde bunu koyuyorum böyle. Niçin sıkıntımız yönetemiyoruz? Mağzını aldık Risale-i Nur. Lubunu, mağzını ve lubunu terk ettik. Kışlına, zahirine vakfı nazar ettik, aldandık. Şimdi esas yer geliyor can alıcı. O da Risale-i Nur bize ne yaptı? Sui fehim ve sui edep ile İslamiyet'in hakaykını ve mustahak olduğu hürmeti ifa edemedik. İslamiyet'in dolayısıyla Risale-i Nur'a gereken hürmeti yapamadık. Zahirde okunanla yetindik. Ondan sonra ne yaptık? Başka araçlara girdik. Hani balı kavanozda yalarsın ya. Fakat bal nerede? İçinde. Ama yalarsın. Bal gözüküyor ama alamazsın. Şimdi suyu fehim şu abiler. Şimdi burası serbest bölge. Burada her şey, her mertebesi var. İman küfründe. Ahlaksızlığın her şeyin var. Hayal ve fikir. Tahayyül ve tasavvur. Bilgilerin her çeşidi, hayallerin her çeşidi. Burası serbest. İnsanı zengin yapmak için. Tamam mı Mehmet? Bak şimdi burası önemli. Fehmi anlatacağım. Burası akıl abiler. Aklın 30 küsür tane sıfatı var. Şu kırmızı çizgiyi görüyor musunuz? Biçki dişlisi gibi. Bunun adı fehim. Fehimin özelliği şu. Aklın bir sıfatı. Buradan bazılarını alıyor, bazılarını almama mekanizması. Fikir değil bu. Yani bu çalışmasa fehim, lap diye hepsi giriyor. Süzgeç. Bu süzgeç. Ustad mahkematta şöyle der. Süzgeç denilen fehim ile alır şey yapar, süzer diyor. O diyor garsonlara şey diyor, efkar diyor. Efkar, garsonlara da fikir diyor. Ondan sonra şaraplara da şey der, kapa hikmet der. İçindeki şaraba da ilim der. Böyle dağıtır diyor. İçenler de mest olur diyor. Yani bu şarap değil, bu hakikat. Hakikat sarhoşunu anlatıyor. Fehim denilen süzgeçlerden geçip, zürafa denilen garsonlarla dağıtılarak, çömlek denilen hikmette duran, hikmeti çömlek denilen hikmet, hikmeti çömleği şey yapıyor, çömleklerde duran o şarapla diyor, efkar diyor, efkar dağıtır. O da ötekisi o mana da içer, tefeyyüz eder, sarhoş olur. Hakikat sarhoş olur. Çok acayip bir tasvir var orada. Fehim neymiş abiler? Fikir değil, fikir sonuçtur veya süreçtir. Bu alırken süzgeç, buradan bazılarına o girme, bazılarına gir. Buradan serbest bölgeden içeriye, şeyde hücrede de var ya böyle, hücrede bazı şeyleri alıyor, o zarda bazı şeyleri almıyor, dışarıya atıyor. Süzgeç bu. İşte diyor ki, biz diyor İslamiyet'in mazını, lübünü, özünü, aslını terk ettik. Kışrına, hasına zar ettik. Sonra o da ne yaptı? Kızdı bize İslamiyet. Ve biz de gereken hürmeti yapamadık İslamiyet'e. Yani içini mağzını alamadık. Sui fehim ile, sui edep ile ona gereken, sui edep demek yani ona layık olan muamele şeklinde biz ders almayınca zahirine haşrına zar ettik. İslamiyet'in görünüşüne baktık. Ahlakımız acayip. Yerlerde sürünüyor. Ama ilimde derya olduk. Parmaklarımızın ucunda. Giriyorsun böyle internete. Ezberlemene gerek yok. Ne istiyorsun? Çörek otunun faydaları. Ezberlemene gerek yok. Ne istiyorsun? Ya vallahi tahayyül nedir? Videolara git. Tahayyülü kim anlatmış? Aha aç. Tamam, ilime iki parmak kadar, fakat ahlak yerde sürünüyor. İslamiyet'in zahirine, hasına zar ettik, lubunu terk ettik, özünü bıraktık. Bu sefer biz de
suyu edep oldu, suyu fehim oldu. Bu fehim denilen süzgeç çalışmadı. Lap diye gelen girdi. Buradan şeytan da attı, melekler de attı buraya. Attı, burası serbest. Hepsi var. Ama fehim süzgeç yalak olursa tutmadı civata. Lap diye giriverdi. Girince aklımız bulandı. Aklımız bulanınca vehim, vehimin üç modu var. Vehim aslında insanı zengin kılar. Yani meleklerden üstün yapar, cinlerden üstün yapar, hayvanlardan üstün yapan özelliğimizdir vehim. Vehim nimet ilahidir. Farklı düşünce, farklı yöntemler içindir. Sana vehim düşünce çeşitliliği, düşünce zenginliğidir. İfratı seni şeytanlaştırır, tefriti nefse emareye çökertir seni. Vasatı nimet-i ilahiyedir. Eğer biz İslamiyet'in lübbünü almasak fehim bozuluyor. İçsel, mesela bugün sordum ya adama, sen niye böylesin yani? İyi ki geliyor ki Müslümanlara faydam oluyor. En azından ilk önce kendime faydam oluyor. Ya bu duygu niye geliyor? Sen kimsin? Hayır, hayırdır dedim. Ya nasıl sıyrıldın? Nereden girdin buraya dedim. Ne dedi biliyor musun? Suyu fehimden girdim dedi. Pat diye geldi. Tamam geldi. Ben en azından yakaladım. Ya yakalayamayan Müslüman yapıyor. Pat diye geliyor. Kim attı? Bu adam attı. Bu adam atınca acayip seni titretiyor. Ya karın sancısı yapıyor, ya ishal yapıyor, ya oksürük yapıyor. Kesinlikle baş ağrısı yapar. Ondan sonra vücuda titreme olur, çökertme olur, vücutta tehlike var diye içe kasılır, su şeyini tahliye etmeye çalışır, yaşlanmaya doğru yanda gidiyor. Yani çocukluğunu yaşamadan yaşlanıyor. Bu asır insanı. Yâme yecânü vildâne şîbâ. O günler ki çocukları da ihtiyarlattı. Yani çocuk daha gençliğini yaşamadan yaşlanmış. Çocuk yaşlı. Yaşamadan yaşıyorlar. Yaşamadan ölüyorlar. Vermeden alıyorlar. Gitmeden geliyorlar. Acayip ya. İşte fehim burada abiler. Fehim bu. Yani fehimimiz çalışmıyor. Niçin çalışmıyor? Olayların zahirine hasıl fikrettik. Zahirdeki gibi anladık. Bu sefer zahirdeki gibi olunca bak bir küçük bir zararını söyleyeyim. Ben anladığım doğrudur tabii. Senin anladığın benimkine de uyuyorsa tamam da farklı bir anladığım yanlış. İşte uhuvveti darbe vuruyor. Çünkü en doğru benimdi. Benimkisinde farklıysa yanlıştır. Bak gördün mü? Bu suyu fehim. Size başka bir şey de anlatayım mesela. Şurada bak. Subut-i sıfatı söylüyor. İlim, irade, sem, basar, kudret, hayat. Kelam. İlim nerededir? Buradadır. Ahlak nededir? Şuunat-ı zatiyededir. Ahlak yukarıdadır. Uhuvvet nerededir? Şuunat-ı zatiyededir. Söyleyeyim. Şuunat-ı zatiyenin en merkezinde, cücüğünde şefkat-ı mukaddese. Şefkat. Çık dışarıya. Muhabbet-i münezzeh. Bak uhuvvet orada. İlim nerede? Aşağıda. Muhabbet nerede? Yukarıda. İlim, subut-ı sıfatta. Muhabbet, uhuvvet, şuunat-ı zatiyede. İlim sonuç değil işte. İlim süreçtir. İlim her şey zannediliyor. Onun için firavun oluyor. Yani ilimle firavun olan o kadar var ki mezarlıklar doludur. İlimle dalalete giden o kadar var ki ama sadakatle dalalete giden bir tane yoktur. Aha Karun. Aha Belen bin Bahura. Ya. Ama sadakatle giden yok. Uhuvveti görüyor musun? İlmi esas yapanca ben anladım, bunu anladım. Tamam bu böyledir. Bu böyledir. Dolayısıyla seninkisi değil işte dediğin anda. Niye? Farklılıkları adamın canını sıkıyor. Oysa farklılıklar insana farklılık getirir ya. Zenginlik getirir. Bu nasıl farklı? Arkadaşlar eğer şey olduğu zaman peki toparlarsak şöyle yapacağız. İslamiyet ve Risale-i Nur'un her konusu dört esmadan kader mevzusu, ruh, enaniyet, psikoloji bir sureti var. Yani evveluhu, ahiruhu, zahiruhu, batinuhu. Dört cihette bileceğiz. İslamiyet'in zahirine esas alıp, lübbünü esas alırsak değil, o da yanlış olur. Batiniyün mezhebi çıkar. Sırf
batın. Sırf enfus batınî mezhebi olur. O da yanlış. Sırf zahiriyi alırsan zahiriyün mezhebi çıkar. Sırf peki zahiriyün mesela Vehhabiler. Zahiriyün Vehhabidir. Ne demiş o? İçi içi yok. Ne demiş o? Batın ne diyor? Batın mezhebi ne diyor? Batınî mezhebi var. O söylediğine bakma. Değil o. Arkası. Peki ehli sünnet nedir? Dördünü bir bakar. Hepsini bir bakar. O zaman İslamiyet'in maz ve lübbünün terk etmeyeceğimiz gibi zahirisini de kışını da terk etmeyeceğiz. Lübbünü terk etmeyeceğiz. Ve, o zaman neyimiz çalışır abi psikolojiyi tamir etmek için? Fehmimiz çalışır. Fehim ve edebimiz çalışır. Edep ne demek? Edep haddini bilip hududunda kalmaktır. Bunu nasıl yapacağız? Edep olabilmesi için haddini bulup hududunda kalmanın adı bir eline metre, bir eline kantar. Verilince bazıları tartacağız, bazılarını ölçeceğiz. Hakikat ölçüsü muhakematta 42. sayfada şöyle diyor. Beraber yapalım bakayım ezberimizde var mı? Lubu bulmayan kışır ile meşgul olur. Hakikati tanımayan hayalata sapar. Üçüncüsü neydi? Sırat-ı müstakimi göremeyenler ifrat ve tefritte düşerler. Üçüncüsü, dördüncüsü? Muvazenesiz ve muhakemesiz olanlar. Elinde metre ve mazı. Muhakemesiz ve muvazenesiz olanlar çok aldanır, çok aldatır. Yani elinde metre ve kantarı olmayanlar. Süte denilmez bu kaç metredir. Kumaşa da bu kaç litredir denmez. Demek ki biz İslamiyet'in Risale-i Nur'un evvelini, ahirini, zahirini, batınsını lubu ile beraber kışrını da alacağız. Ondan sonra fehmimiz hani alıcılığımız canlı tutacağız. Alıcılık her şey girmeyecek fehmimize. Girmemesi için sözlerin sonunda söylüyor ki bir nur talebesinin zihninde dikkat latifesi var. Her kitabı okutamazsınız, her filme sokamazsınız, her yere götüremezsiniz, her sözü dinlettiremezsiniz. Kim ne derse desin. Her şeyi alma eline, her şeyi dinleme, her şeyi okuma. Sonra masum gibi gözükürken olursun Süfyan, Süfyancı olursun. Bildiğim için söylüyorum. Bak, böyle Z kuşakları dedikleri Süfyancı oldular çoğusu. Verdiler eline o kitabı. Masum gibi. Zenginlik anne baba da umurunda değil ki yani. Umurunda olanlar çıldırıyor ama iş işten geçmiş. Suyu fehim, fehim güzel çalışsın diye nasıl yapacağız? Elimize gelen her kitabı, elimize gelen her, evimize her gelen filmi nasıl geliyor? Kapı kullanmadan geliyor. Televizyon, internet kapı kullanmaz. Adres de kullanmaz. Gelir. Yani adressiz efendim kapıyı kullanmadan, çerçeveyi, camı kullanmadan gelen internet, kitaplara vesaireyi fehmimizi çalıştıracağız. Eğer bunlar ne olur masum zannetme. İmam-ı Rabbani Hazretlerini dinle. Diyor ki masa kitap o doğru olsa bu. Ama yazarı ehli bidâ ise onun bidası sana sirayet eder. Yani senin de uykun gelir. Bak sirayet ediyor. Sigara içmesen, sigaranın yanında içen olsaysa, bak esnemek de sirayet eden kanunu göstermek için yaptık. Lan Mehmet biraz esnemeye var. Ya. Şimdi demek ki suyu fehim, suyu edep. Edep neydi edep? Elimize kantar. Boşaldı. Bir elimize kantar, bir elimize metre alacağız. Ta o da bizden nefret ederek, evet, ne yaptı bizi biliyor musunuz? Evham ve hayalat bulutlarına sarılıp tesettür eledi. Şurası abiler, aha bak. Eğer biz İslamiyet'in özüyle kışrını beraber almasak, fehim çalışmaz, her şey son bitti. İçeri her şey girerse, bu sefer evham
ve hayalat bizi böyle paketler, bulutlar arkasını evham ve hayalat bulutlarsınız sarar, atar çöplüğe bizi. Çöp oldunuz ya. Hayat anlamını yitirir, intihar seçenek olur. Peki bu tip insanların alametleri nedir? Bir, tenkitçi olur, geçimsiz olur, bağnaz olur, ahlak ağır olur, dokunulmaz olur. Yani beşe patlar yani böyle. Bu sebebi kendisini esas almış ama doyamamış. Yani zahirine şey yapmış. Biraz da ileri giderse kendisi hayatındaki değerleri değerlendiremediği için, hayatından daha değerli bir şeyi hayatına bağlayamadığı için, hayatına gaye yapamadığı için, bak bir daha söylüyorum, kendisinden daha değerli şeye hayatını bağlayamadığı için hayat anlamını yitirip intihar seçenek olur. Eğer kendisinden daha değerli bir şeye hayatını bağlarsa hayat anlamını bulur, sıkıntılar basamak olur, yükselmene vesile olur. Furkanlaşırsın. O sıkıntılar tam tersine, bir diğerinin çökmesine, bunun yükselmesine vesile olur. Alt alta gelir, dibe doğru gider. İntiharın sebebi nedir? Hayatından daha değersiz şeyleri hayatına gaye yaptığı için hayat anlamını yitirir, intihar seçenek olmuş. Hayat kıpır kıpır nasıl yaşarsın böyle, her derde rağmen, her sıkıntıya rağmen, hayatından daha değerli hayatının gayesi olursa, hayat kendisini değil o gaye yaşadığı için hayata gelen sıkıntılar buna basamak olur yükselmesine. Hayatımızdan daha değerli bir şeyi hayatımıza gaye yaparsak yaşamak keyif veriyor. Mesela Allah bizim hayatımızdan daha değerlidir. Risale-i Nur'un hakikati Kur'an hakikatlarıdır. Kur'an hakikatlerine hayatını vakfetmek güneşten daha parlaktır diyor. Evet. Güneşten daha parlak şey diyor. Saadet ebediyeden daha şirin. Ha, saadet ebediyeden daha şirin, güneşten daha parlaktır. Kur'an hakikat. Şimdi benim hayatımdan değerli, bana başka bir şey olmadığına göre benim en şeyim, değerim nedir? Hayattır. Hayatımdan daha değerli şeyleri nedir o? Kur'an hakikatlarıdır. Allah'tır. Tamam? Allah'tır. Bu sefer ben Allah için, ahiret için, hatta kendim için, içsel yapımı yapılandırmak için burada bulunuyorsam, bunları zaten normal ya. Ölümler olacak, hastalıklar olacak, kanser olacak. O kuyruğuma basacak, o gözüme çomağı sokacak, o küfür edecek, o tuzak yapacak, o yumruk atacak. O da takdir edecek, o da halı serecek, baklava da verecek, bir yerlere davet edecek. Bunlar hepsi olacak. Bunlar beklemedik bir şey değil. Ha, o zaman yapmasak tasavvur, evham, tahayyül, hayale sarıyor, geçmiş olsun, bulutunu içine atıyor. Bulutun içine giren ne olur? Uçak bulutun içine girdi mi türbülans edecek. Tık 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 tık. Böyle gider. Bak bulut boşuna demedi bulut. Evet yaşadım. Ha diyor ki vehim ve tahayyül bulutları diyor. Bak orada öyle geçiyor. Bak diyor ki eğer biz böyle yaparsak ta ki bizden nefret ederek evham ve hayalatın bulutları ile sarılıp tesettür eyledi. Hem de hakkı var. Zira biz ne için yaptık bunu? Ne için yaptık? Nasıl yaptık? Nasıl bu hale geldik? Onu söylüyor. Gene devam ediyor. Zira biz İsrailiyatı usulüne, İsrailiyat nedir? Hizmete, hizmetin içinde olmayan bir şey hizmete koyduk. Hizmeti ona izah ettik. Kâh bir hatıra, kâh bir menkıbe, kâh bir anlayış, kâh bir senin yaşadığın bir olayı Risale-i Nur'un izahında yaptın, onu yaptın ama dinleyen öyle demedi ki. Ben ne yaptık? Biz İsrailiyat usulüne, adam televizyona çıkmış dini tamir ederken, diyor ki ben bunu diyor Tevrat'tan aldım diyor. Lan adam söylüyor sana zaten. Kendisi muharef, yani hükmü kalkmış, hikayesiyle İslamiyet'i anlatıyor. Ben hikaye anlatmıyorum. O Tabut-ı Sekine'yi Tevrat'tan anlatıyorum diyor. Tamam adam diyor ki ben bunu yanlış söylüyorum. Kendisi muharref olan bir kitabın hikayesi doğru olur mu? Bu da söylüyor zaten. Acayip bir şey ya. Adam zaten söylüyor ya ben Tevrat okuyorum, İncil okuyorum. Akıl tutulması var ya.
Güneş tutuluyor da akıl mı tutulmaz? Zira biz İsrailat-ı usulüne, yanisini anladınız değil mi? Menkibeler, hatıralar, külliyatla çatışan abilerin hatıraları, külliyatla çatışan tespitler, külliyatla çatışan anlayışları ona bırakacaksın. Almayacaksın. Gavas olacaksın. Bidatları sokmayacaksın hem alemine hem hizmetin içine. İsrailat-ı usulüne, hikayatı akaidine, Risale-i Nur'la beslenmiş bir ruh diyecek ki bu İsrailiyattır. Bu hurafedir. Doğru ise sende kalsın. Atma bu cemaatin içine. Hatta böyle yaparlar. Sözüm cemaatin dışına derken cemaatin içine atıyor. Niye atıyorsun kardeşim cemaatin içine? Hani cemaatin... Burada söylüyorsun. Burada söylüyorsun. Sen niye söylüyorsun? Ya işte göze baka baka. Demek ki biz hikayatı akaidine, yani burada değişmez prensipler. Bununla olmaz ha. Neyle olur? Bununla olur. Aha bununla olur. Kastamonu'yla olur. Bu lokomotiftir, trendir. Bu raydır. Kastamonu raydır. Laikalar ray gibidir. İşte senin önüne istedikleri yere götürmek için rayların yönünü değiştiriyor. Makas atlatıyorlar, haberimiz yok. Laika okunmayan yerde veya okunup ona amel edilmesi lazım. Diyor ki hikayata kaydine mecazatı hakaikini karıştırarak kıymetini takdir edemedik Risale-i Nur'u. Hikayet var ya, abi ustad bana dedi ki diyor. Dediyse sana dedi, bana demedi ki. Bana deseydi burada olurdu. Sende kalsın o. Bana lazım değil o. Çünkü o dedi, bu dedi, bir sürü şeyler giriyor. Tescilli değil mi? Kalp para mı, sahte para mı, doğru para mı? Belli değil yani. Diyor ki bu sefer biz hikayeyle, hatta bazen de şöyle diyor yaşlı. Ya bu hatıra mıydı, bir yerden okudu mu, birisinden duydun mu? Kalsın aman kalsın. Kalsın. Demek ki biz hikayatı akaidine mecazatı hakaikine karıştırarak kıymetini takdir edemedik. O da bize ceza olarak bizi dünyada tedip için zillet ve sefalet içine bıraktı. Bizi kurtaracak yine onun merhametidir. Ya. Yani tarziye vereceğiz. Yani diyeceğiz ki biz yanlış yaptık. Biz buna sarılacağız. Burayı bunu okuyacağız abiler. Böyle bak size de göstermiyorum. Bak burada. Zira biz İsrailat-ı usulüne, hikayatı akaidine, mecazatı akaikine 3 tane hata yaptık. 1. Harici, mesela Kur'an'ı Tevrat ve İncil hikayeleriyle hikayeti akaidine, hatıraları dusturlara, mecazatı kendisi anladığı bir şeyi örnek verirken mecazı hakikat yaparak, biz karıştırarak manaların kıymetini takdir edemedik. O da ceza olarak bizi dünyada tedip için zillet ve sefalet içine bıraktı. Biz de perişan olduk, sıkıntı çekiyoruz. Of, puf. O senin ölüm korkusu, o psikolojin, o can sıkıntısı, o halüsinasyon, o karabasanlar, o evhamlar, o vesveseler daha önce seyrettiğimiz ya bir videodur ya dinlediğimiz bir müziktir. Veya bir gıybet, bir iftiranın buradaki karşılığıdır. Çünkü kendi ellerinizle işlediklerinizdir diyor, başınıza gelenler diyor. Allah öyle diyor ayetinde. Başınıza ne geliyorsa kendi elinizle yaptığınız günahlardan gelmiş. Ya bir gıybet, ya bir iftira, ya bir film, ya bir müzik, ya bilmem ne. Bak ne dedi? Bizi tedip etti bizi. Tedip ne demek? 2 tane böyle bir çekiverdi. Ya hepimiz yani. Allah mesela sıkıldım. Ya bu nereye şey yaptı? Tedip için zillet ve sefalet içine bıraktı. Ne yapacağız peki çare? Bizi kurtaracak yine onun merhametidir. Allah Allah. Bu.
Tamam abiler. Toparlarsak ne diyebiliriz mesela İbrahim şimdi bugün? Abiler birer cümle söyleyeyim mesela bir iki cümle. Bugün hepinize sorayım. Bugün bayram. Mesela bu derste ne anladım abi? Bir cümle derse deseler bir iki cümle ne dersin? Bir iki cümle. Merak ediyorum. O şey var ya, tıp mühendisi kıyas etme. Yani tıp mühendisi kıyas, yani her şeyi ehline soracağız. Evet. Ehlinden alacağız. Yani Risale-i Nur'u, Risale-i Nur konusuna başkasını karıştırmayacağız. Bu tamam, bu bizim bu ihtiyacımız gibi. İbrahim ne anladın abi, bir iki cümle? Yani... Mesela bugün dersten ayrılacak. Ben... şey istifade ettiğim şeydi zaten abi, birinci hendese meselesi. Onu mu etkilemiş? En çok şey... Etkilenen o, evet. Etkileyen sen o. Tahir abim sen ne mesela bu dersten çıkınca ne anlatmış olacaksın? Abi kışırla meşgul oluyoruz dedi ya zaten. He. Yani biraz daha lüt ve kışır. Zaman... İkisi beraber diyor. Yusuf sen ne anladın abi? Ehline. Ehline. Mehmet sen için ne o cümle olur? Ha bak, evet yani bu böyle mesela bir şey izah ediyorsun, tamam da fiziği kimya ile, ya fiziğin konusunu fiziğin formülleriyle, her fen kendi lisanıyla doğar, unutmayın bunu, her fen kendi lisanıyla doğar, fiziğin lisanını kimyaya, kimyanın lisanıyla fizik çözülmez, Risale-i Nur'un lisanı da Risale-i Nur'la çözülür. Risale anlamıyoruz. Niye anlamıyorsun? Kimyayı anlıyorsun. Biz üniversite imtihanına girmek için bir redox sorusu mu? Ne diyorduk? Bir soruyu çözmek için redox soru çözmek için 108 tane elementin adlarını, rumuzlarını, atom değerliklerini ezberlemiştik. Peki atomda fizikte atom nedir? Türkçe'ye çevirelim. Minnacık. Olur mu? Kimyada çözelti. Yani şey yapmak, sulandırmak. Olmuyor işte. Çözelti çözeltidir. O fenni uygulayacaksan o lisanı öğreneceksin. Fiziğin de öyle. Risale-i Nur'da istiyorsan bunun lisanını öğreneceksin. Bu lisandır. Her fen kendi lisanıyla doğar. Mehmet dedi ki, İsrailiyatı ve hikayatı ve anlayışları yani misalleri kişinin veya o şahsın zatına aittir. Onunla karıştırmamak gerekiyor. Burası benim anlayışım demeli. İkinci Mehmet sen mesela ne anladın abi? Bir cümleyle ne olur? Ne anladın bu derste? Her şeyi kaynağından alacağız. Abi. Her şeyi kaynağından alacağız. Ekmeği fırından alacağız. Evet abi. O da güzel. Biber domates yok fırında. Biber domates mi? Çok acık dedi ya. Ahmet abi sen ne anladın? Ben şunu anladım abi, süzgeç. Süzgeç. Hepsini anladım da her... Evet ama öne çıkan süzgeç. Ben süzgeçten çok evet. İstifade ettim. Çok onu söyleyecektim, sordum söyleyeyim. Evet. Her şeyi anlayacaksın. Almayacaksın. Her şeyi aldığın zaman... Ayıklamak zor. İçeride çok bütün şu andaki hastanelerde hastalıklar o süzgeçten süzmedikleri. Mesela şöyle diyeyim Mehmet kardeş. Ahmet abi. Şimdi bir hastan var. Refakatçısın. Evet. Yanında duruyorsun. Bir sürü refakatçılar da var. Akşam bir araya geliyorlar. Kafede, kafeteryada vesaire. Evet. Şimdi orada ne konuşuyorlar? Ya 6 ay önce gelseydik de bu hastam olmasaydı falan geliyor. Ya işte 15 gün önce şey yapsaydı bunun önü alınacaktı. Şu. Orada insan evham hastası olur ya. Vesvese hastası olur ya. İşte, ne yapacaksın o zaman? Süzgeç kullanacaksın. Aynen. Diyeceksin bu kafeteryaya gidersen ben zarar göreceğim, girmem. Ben çok sıkıyor abi. Ya. Boş konuşulan şeyler. Ya. Bazı yerlere gitmiyorum. Evet. O zaman düğünlere, akraba münasebetlerine böyle az zararla kurtulacak şekilde tercih edeceğiz. Gir fazla göz. Furkan sen ne anladın sen? Abi ben... Etkilenen hangi tarafın? Anlamadım. Ben doğrularını başkalarına, aynı başkalarına sorgulatma. Fikrini başkalarına sorgulatma ve tek bir kaynağa kanaat et. Risale-i Nur'a mesela kanaat et.
ve başkalardan o doğrularını başka noktalardan arayıp şey yapma yani kaynaklar. Çok güzel. Abi ben şöyle bir münasebet kurdum Mahalisi'ye. Yani böyle bir. Yani bütün konuyu vereceğim edecek yani. Ehline sormazsan abi, kışır şey, İsrail'i anlat, konu hakkında ehline sormazsan konu hakkında alacağın şeyler İsrailiyat olur bir nevi. Harika. Bu da senin için kışır olur. Yani lüple meşgul olmadığından dolayı. Lazm-ı mani yapıyor şimdi. Her şey ehline sormasan İsrailiyat olur. Yani anlatılanlar senin için İsrailiyat olur. O zaman senin alemide de kışır olur. Kışır olur. Bir de kışır oldu. Bu da bunu kışır olanlar da senin fehminde artık bulutlar efhamına dağılır. Evet. Fehim süzgecini bozar. Her şey içeriye girer. Seni evham ve hayalat bulutlarına sarmalar, geçmiş olsun der. Türbülanslara sokar. Türbülans sektelerdir. Titremel. Uçak türbülansa girer ya böyle. Öyle. Türbülansa, bulutlara girdi mi artık neresi belli değil yani. Hedefte çünkü bulutun içindesin yani. Pist gözükmüyor. Nerede ineceksin? Çok güzel ya. O zaman nazm-ı mani yaparsak. Sen yaptın bunu bana. Ben de yeni öğreneyim. Nazm-ı mani yaparsam ilk kaçıncı sayfa okuduk? 1. Eğer 19. Biz her şeyi ehline götürmezsek, tıbbı hendeseye götürürsek, biz de İsrailiyat olur. İsrailiyat olur. İsrailiyat oldu mu itikadımız bozulur. İtikadımız bozuldu mu piyasadaki söylentilere, mecaz şeyleri esas kabul ederiz. Bu sefer kışırla meşgul oluruz. Bu sefer kışırla meşgul oluruz. Kışırla meşgul olanı zillet ve sefalete atar. Atınca da senin manen terakkine ve iyi olmana kefili mutlak olan Risale-i Nur senden çekilir, haberin olmaz. Senin kefili mutlak diye terakkine, senin rahat yaşamana kefili mutlaktı ama sen beni karıştırdın dedi. Ben olarak almadın beni. Evet. O zaman şey yapacağız, bir neydi? Bir İsrailiyatı, yani asılsız söylentiler. Mesela yok yapmasam böbreğin ölecek. Oruç tutmasam böbrek bitti. Yani diyor ya şimdi mesela. Adam zalim. Doktor ama kasap yani. Böbrek gitti diyor. Şu kadar saat içmesen su. Oysa Allah Kur'an'da şifadır diyor. Bitti. İsrailiyatla meşgul olmamak. Hikayatı da Risale-i Nur'la çatışan hatıralar, başka şeyler, kitaplar vesaire. Ehl-i Bida'nın kitapları, televizyonlarına vesaire muhatap olmayacağız. Bir de anlayışlar ki hakikate uyuyorsa tamam. Yoksa bırakacağız kenara. Yani bizde meşgul olacağız kısacası. Aynen. Evet. Vâhir davâhum enilhamdülillâh rabbil âlemin. Peki Fatiha çekmeden var mı abiler sorusu olan? Şurayı bir şey yapalım, hatırıma geldi de. Heh. Şimdi. Zamanı sahabede Beni İsrail Nasara ulemalarından çoğu İslamiyet'e tecihirdiler. Eski malumatları da onlara beraber Müslüman oldu. Vazi hilaf-ı vakkı malumatı sabıkaları İslamiyet'in malı evet. Olarak devam edildi. Hani dedin ya her şeyi dinlemeyiz. Evet. Girmiş yani şu anda. Mesela o İsrailiyat nasıl girmiş diyor. 14. lemada da var bu. Evet. Mesela Yahudi uleması Müslüman oldu. Aramıza İsrailiyat şöyle girdi. Yahudi uleması Müslüman olunca kafası sıfırlanmadı ya, reset olmadı ya. Malumat-ı sabıkaları da Müslüman oldu. İçeriye girdi. O Müslüman olan alim Kur'an izah ederken eski malumatlarıyla izah etti. Eski malumatları izah edince dinleyenler de zannetti ki manası budur. Otomatik o İsrailiyat içimize girmiş oldu. Ben mesela ders yaparken ister istemez kaçamadım ne var? Bir, anne babamın verdiği eğitim, kültür, helal lokma, nikahları, beni eğittikleri dünyevi ve uhrevi ilimler, örf, anane, kültür ve gelenekte ister istemez ben bunlara yön vereceğim. Ve cemaate anlatacağım. Ben böyle, ama desem ki ben böyle anlıyorum. Niye peki bu
Burada psikoloji demedi de psikoloji dedim. Ben böyle anlıyorum, psikoloji anlıyorum. Niye bu kefili mutlak olduğu halde Risale-i Nur'da ben sıkıntımı yönetemiyorum? Ben bunu ders yaparken yapsam vesaire, örf, anane, kültür, gelenek, atıfla yapacak. Bak kaç tane yer okudum. Kaçıncı sayfaydı o? İsrailiyat, sözler? 341. Bir de 91 lemalarda şey var, İsrailiyat. Ve okuduğum yerler, bakın 19, 8, 7 ve 42. sayfa muhakiman. Bu olursa tamam. Tak, 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 atıfla. Toplama. Ama desem ki, Mehmet abi de böyle bunu böyle anlamıştı, Hüseyin abi de böyle anlamıştı. Uyuyorsa uyuyor. Yani bunlara gerek yok. Anlamışım değil. Sen onu al, külliyatta hamur et, harmanla, yani sözlerde, lemalarda şey, yani kafandaki bir şeye delil arama külliyatta. Bir daha, kafanda bir anlayış var, onlara delil bulma. Yani kendine delil yapma, buna muhatap ol, Risale'ye muhatap ol. Kafanda daha önce kesinlerin zannettiğin şeyler doğrularına delil arama. Arayınca İsrailiyat giriyor. Hakikat perest olmuyor bu adam zaten. Kendi fikrini doğrulatmaya çalışıyor işte. Evet. Vâhir davâhum enilhamdülillâ rabbil âlemîn. El-Fâtiha. Tümâ selâvâdım.